Konuklarım İstanbul Aydın Üniversitesi'nden okul öncesi öğretmenliği ana bilim dalı başkanı yardımcı doçent doktor Aylin Sözer Çapağan, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu müdürü yardımcı doçent doktor Anıl Özgüç, siz de hoş geldiniz hoş hocam. Sağ olun. Şimdi İstanbul Aydın Üniversitesi tercih günleri devam ediyor. Evet. Bütün üniversitelerimizde tercih günleri devam ediyor. Evet. Arkadaşlar için de hala kararsız, kafası karışık adaylar var. Var. Yani bunu bize gelen mesajlardan, maillerden anlamak mümkün. Son ana kalıyor ama son ana kaldı, yanlış karar verecek gibi bir kaygı da gütsünler istemiyorum. Bu son günleri nasıl değerlendirmeleri lazım? Evet. Şu son 34 saate girdik aşağı yukarı. Bu çok kritik bir dönem. Aslında tercihlerin hani yapılmış bitmiş olması lazım diyoruz ama son dönemde fikir değiştirebilirler çünkü tercihlerini güncelleyebilirler. Genel olarak iki tane önemli konu var. İlki şu ki bölüm tercihi. Yani bölüm demek o kişinin yapacağı mesleği, bütün ömrü boyunca yapacağı mesleği seçeceği karar ve bu çok kritik bir karar. Bu kararda gidip mutlaka hani ben bu işi yapabilir miyim, yapamaz mıyım gibi artık kararları aşmış olmalarını bekliyoruz ama en çok önemsediğimiz konu şu ki benim o bölümde hangi hocalardan ders alacağım? Yani akademisyenlerle konuşmaları gerek. Neden bir yerleştirme programını yani yerleştirildikten sonra tanışsınlar ki? Ben olsam şu anda mesela bir uçak bileti ve 2 saate eşdeğer olan bir şey Türkiye'de her yere ulaşılabilir. Ben olsam mutlaka yerine gidip akademik kadrosuyla tanışıp son saatler bile olsa mutlaka eğitim alacağım yerdeki hocalarımı bölümdeki tanımam lazım. Çünkü en iyi akademisyenler anlatır. Ve zaten alacağınızın eğitimin kalitesinde onlar hatta size sağlayacak. Hatta öğrenciler anlatır değil mi? Tabii, öğrenciler tabii, de orada, kampüslerde bekliyorlar şu anda. Şu anda bir sürü üniversitede tercih merkezleri var. Öğrenciler de orada. Tercih merkezlerinde gerçekten onlar yaşadıkları ne varsa birebir anlatırlar. Ve gerçek şu an kafaları çünkü bir bilgi şeyiyle, saldırısıyla dolu. Bir sürü fikir, bütün üniversiteler öneri. Kendilerine dair en iyi şeyleri ortaya çıkarmaya çalışıyorlar ama asıl olan tabii ki adayın kendisi için en iyi olana doğru karar vermesi. Aslında sizin alanınız diye söylüyorum. Şu son zamana kadar okul öncesinde keşke bunlar tespit edilse, keşke, yetenekler, keşke, eğilimler doğru bir şekilde anlaşılsa keşke. Da hani şu yoğunluk şu dönemde yaşanmasa değil şüphesiz. Mi? Şüphesiz. Bir diğer önemli konu da üniversite tercihi. Üniversite tercihi, ben şunu söylüyorum. 2017 yılındayız Görkem Hanım. 2017 yılında hala bir aday girmeyi düşündüğü üniversiteyi tercih etmeden önce kampüsünü ziyaret etmiyorsa o tercih kesinlikle yanlıştır. Çünkü bugüne kadar, geçen sene mesela 550 bin öğrenci sırf yanlış tercih yaptıkları için tekrar sınava girdi. Evet, bunlar yetersiz puanlar aldıkları için falan değil, yanlış tercih. Doğru, eşleşme olmuyor. Bu puanlar kolay alınmıyor. Bu puanları heba etmemek lazım. Yani üniversitelerin tercih merkezinde, özellikle mesela bizim tercih merkezimizde 100'den fazla rehber öğretmen var. Ve bu puanların illa bir 4 yıllık fakülteye denk gelmesi gerekmiyor. 2 yıllık bir meslek yüksekokuluyla üniversiteye adım atıp kariyerlerinde ilerleme kaydedip sonradan dikey geçiş sınavıyla gerçekten ivme sağlayabilirler ki mesela bizim İstanbul Aydın Üniversitesi'nin dikey geçiş sınavı için kursları var. Onlar ücretsiz. Hı hı. Bu gibi imkanlar sunuyorlar. Benim bir öğrencim okul öncesi öğretmeninden şu anda çocuk gelişiminde meslek yüksekokulu bölüm başkanı. Kendi üniversitemizden mezun ettik, yetiştirdik. Yüksek lisansını yaptı. Yani aslında gerisi ona kalmış oluyor. Şimdi sağlık alanında da Anıl Hocam'a dönmek istiyorum. Sağlıkta da öyle çeşitli empozelerle çevreden gelen yani işte hem prestijli bir iş hem biraz böyle işin hazır gibi yani değil mi? İstihdam oranları yüksek alanla. Bu yüzden böyle ilgisi olmayan da gelecek, olan da gelecek. Doğru tercih yapabilmesi için özellikle biraz ön lisans programlarını da konuşalım istiyorum. Tabii. Nasıl karar verecek? Çoğu adını duymadığımız program var mesela ön lisanslarda. Evet, çok haklısınız. Doğru. Tabii sağlık özel bir alan. Kişinin kendisini tanımasını gerektiren bir alan. Bu önemli bir şey. Hocamın bahsettiği kampüsün gezilmesi kadar eğer bir sağlıkçı olmak motivasyonuyla gelmişse öğrenci uygulama çok önemli biliyorsunuz. Gerçekten uygulama yapabilir miyi anlaması gerekiyor. Bunun için de yine bizim hem laboratuvar altyapımızı gezmesi gerekiyor hem bizlerle konuşması gerekiyor. Sağlık dünya var olduğundan beri hep revaçta bir meslek ve böyle de olmaya devam edecek. Tabii o yaştaki bir kişinin hani iş bulma kaygısı, mezun olduğumdan acaba ne olacağım endişesi kendini çok tanımadan ya da belki
anne babanın yanlış yönlendirmesi sağlıkçı olmasına ya da en azından eğitime başlamasına, ardından da mutsuz olmasına, mesleğini değiştirmek zorunda kalmasına ya da üniversitesinde bölümünü değiştirmek zorunda kalmasına sebep olabilir. Burada tabii en önemli şey hani bizlerle tanışması, beklentisinin ne olduğunu biz aslında tercih merkezinde bile anlayabiliyoruz konuşurken. Hı hı. Bir rehberlik uzmanıyla görüşmesi, ardından bizlerle görüşmesi, o beklentiyi anladığımızda yapıp yapamayacağı konusunda en azından bir hani kaba taslakta olsa bir şey çizebiliyoruz, bir plan çizebiliyoruz onun için. Şu da var değil mi? Şimdi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kaç program var altında? 21 programımız var. 20 programda öğrenci alıyoruz. Ben baktığımız zaman, ben yayın öncesine baktığımızda hani bilmeyebilir şu bölüm ne yapıyor gibi. Hani evet. Çok fazla da böyle bir alanda odaklanmış spesifik bölümler de var. Evet. Öğrencilerin çok tercih ettikleri, bizim çok revaçta olan bölümlerimiz var. Nedir onlar? Anestezi gibi, ilk acil yardım, fizyoterapi gibi. Burada motivasyon, DGS geçişi ve kamudaki istihdam oranlarının yüksekliği. Ama tabii bununla kısıtlamamaları gerekiyor. Bunun dışında 4 ana şeye ayırabiliriz. İşçilik hizmetleri, terapi ve rehabilitasyon hizmetleri, tıbbi hizmetler ve teknikler ve sosyal hizmetler diye. Mesela biraz önce de siz bahsettiniz, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik. Evet. Ya artık bunun eğitimini almış birinin hastanede çalışması, hem kalite süreçlerinin çok doğru yönetilmesi açısından, hem hasta güvenliği açısından, hem hastanın kayıtlarının işte, doğru tutulması çok önemli. Yani kaydın doğru tutulması çok önemli. Gerek bir hani sürecin geriye dönük değerlendirmesine, gerek bir şikayette tamamen hani retrospektif bakılıyor. Geriye dönük dosya üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Ya da akreditasyon süreçleri yine çoğunlukla kayıtlar üzerinden yapılıyor. Terminolojiyi bilen, o mesleğin jargonunu bilen, o hastanede çalışabilecek, bu jargonla çalışabilecek kişiyi yetiştiriyoruz aslında. Bu çok önemli. Bunun eğitimini aldığınızda ve bu eğitimle bir kuruma gittiğinizde, ister kamu olsun ister özel olsun, anında fark yaratmış oluyor. Hem kişi adına hem de kurum adına. Alanla ilgili zaten. Alanla ilgili. Hani üstelik bir de uygulamayı gördüyse. Evet tabii uygulamayı gördüyse. Ki ön lisans için olmazsa olmaz bir şey galiba, önemli. Değil mi? Ön uygulama lisans, alanları. Zamanınız dar. 2 seneniz var. Öğrenci sektöre hazırlamanız gerekiyor. Mezun olduğu anda sektörde çalışabilir olmalı. Hı hı hı. Tabii ki meslek pratiği içerisinde insanlar bir şeyler öğrenecekler ama hazır olmalı gerçekten ve o dar zaman içerisinde hızlı bir şekilde uygulamayla sektörü hazırlamaya çalışıyoruz. İşte yerinde uygulama bizim üniversitemizin önemli bir özelliği, kredili bir dersimiz. Onun dışında bizim kendi uygulama olanaklarımız, hastanemiz, diş hekimliği fakültesi, uygulama araştırma merkezi ve kendi laboratuvar olanaklarımızda öğrenciyi hazırlıyoruz. Mesela yerinde uygulama sadece uygulama yapmak olarak da düşünmeyin. Oraya gidip gelmek, sektörü tanımak, bir iş pratiği oluşturmak, öğrencilik duygu durumundan çıkıp çalışan bir kişinin duygu durumuna geçmek. Sağlıkta keza her meslekte çok önemli. Düzenli gidip geliyor mu öğrenci? İşte işvereniyle ya da işte hastane idaresiyle, yönetimiyle sağlıklı bir ilişki kurabiliyor mu? Geç gidiyor mu? Çünkü bunlar sağlıkta biliyorsunuz hani büyük önemli, hatalara evet. sebep olabilecek, affedilmeyecek şeyler olabilir. Bunu da öğreniyor. O pratiği de kazanmış oluyor. Ve çok güzel bir şey, eğer iyi ilişkiler kurarsa iş buluyor. Öğrenciyken çalışmaya başlıyor. Peki ön lisans programları yine aynı yerleşkede midir lisans programlarıyla evet, Aydın evet. Üniversitesi'nde? Florya kampüsünde genellikle aynı yerleşkede. Zaten Anadolu Bilim Meslek Yüksekokulu bizim lokomotifimiz biliyorsunuz. Tabii ilk kuruluş. İlk vakıf üniversiteler içerisinde evet. bir meslek yüksekokulu olarak ilk kurulan meslek yüksekokuludur. 100'den fazla bölüm var. Yani hocamın bahsettiği bölümlerin dışında meslek yüksekokulu olarak çok büyük bir geniş bölüm yelpazesine sahibiz. Ve bu anlamda öğrencinin geldiği zaman hani tercihini doğru yönlendirmesi açısından alternatifi çok. Peki ön lisansa başlayıp lisansa geçmek isterse üniversitede karşılığı var mıdır genelde? Hemen hemen bütün bölümlerim var. Hı-hı. Yani mesela eğitim fakültesinde falan bizim için mesela çocuk gelişimine 2 yıllık kayıt yaptırıyorlar. Ben çok kendi öğrencimin elinden alıyorum. O da program başkanı, ben de programın başkanıyım. Diyorlar ki işte hocam işte sizi de öbür hocayı da çok seviyoruz. Ve biz böyle beraber onları böyle büyütüyoruz. İşte sonra yüksek lisans programına kaydediyoruz. Ve gerçekten güzel, büyük bir aile oluyoruz. Kendi içimizden o insanlar hocalarımız oluyorlar bizim. Yani ön lisans programından başlayıp akademik kariyer bile yapmak mümkün aslında. Tabii ki, hani bir an önce sektörü hazırladık ve gittiler iş yerlerinde çalıştılar gibi değil.
Evet. Yani İsterlerse... bir 4 yıllık fakülte kazanamıyorum, puanım ona yetmiyor gibi kaygılar. Çok yersiz kaygılar. Çünkü mutlaka kendilerini yerleştirebilecekleri, doğru tercih yapabilecekleri bir ön lisans programı bulunur. Mutlaka bulunur. Bu yüzden önemli olan doğru ve kritik tercih. O da işte kılavuzlardan, oradan buradan, hatta buradan bu programı izleyerek bile değil, mutlaka yerinde rehber öğretmenlerle çalışarak hani hangi üniversiteyi düşünüyorlarsa orada olmalı. Hatta işi icra edenlerini bulup sorabilirler. Şüphesiz, değil mi? Tabii tabii. Yani bir sürü ek dersler alınarak falan geliyor bu puanlar, biliyorsunuz. Bunlar çok büyük emekler. Ben bu puanların yazık olmasına çok üzülüyorum. Puanın yazık olmasın. Şimdi puanım yazık olmasın deyip çok alakasız bir alanda seçmesin ama. Yani, tabii değil ki, mi? Hani, tabii ki. Yine yapabileceği. Eğer ilgi alanı yapabileceği evet. Vardır, onun sinyallerini o hissediyordur işte. Ama o yüzden söylüyoruz yani illa fakülte. Yok, hayır, illa fakülte değil. Hmm. Mesleki yüksekokulu fakülteye taşıyan çok önemli bir adımdır. Sizi o her gün çay içeceğiniz ortamı gidip görüp ziyaret ettikten sonra, yani doğru bölümü biliyorsanız siz, onun ön lisans programından sonra lisans programı ve yüksek lisans programı olarak kariyerinize devam etmeniz gerçekten mümkün. Şimdi hocam, bir bölümü diğerinden ayırmazsınız muhtemelen de, işaret etmek istediğiniz şu alanda gerçekten yakın zamanda şöyle gelişmeler olacak, önemli bir iş gücü ihtiyacı var dediğiniz alan var mı? Sağlık alanında özellikle, ön lisanslarda. Muhakkak ki var. Bir, çok talep edilen bölümler var. Hani onları zaten hani biz hem tercih merkezlerinde anlatıyoruz, hem öğrenciler bilerek geliyorlar, çalışıp geliyorlar. Bunun dışında bizim mesela tek sosyal hizmetler programımız, hem aldığı puan türü hem de sağlıktan biraz sosyalleşmesiyle ayrılan bir bölüm. İstihdamı çok yüksek ama öğrenciler çok iyi tanımıyorlar. Hem birilerine yardım etmenin, direkt birebir yardım etmenin hani tatmin duygusunu veren, hem de istihdamın çok geniş olduğu bir alan olarak tavsiye edebiliyorum. Çok spesifik başka bölümlerimiz var. Mesela perfüzyon teknikleri. Benim bir ilginç bulduğum bir bölümdür. Bir ameliyathanede bypass ameliyatı yapılacaksa, perfüzyonist olmadan kalp damar cerrahı gelse bile başlayamıyor. Çünkü o kalp akciğer pompasını kullanan, o makineyi kullanan kişi. Çok spesifik tabii bu. Ve çok aranan elemanlar bunlar. Yine keza ameliyathane hizmetleri, ameliyathane cerrahi bir ekip işi. Hem işte cerrahla, hem anestezi uzmanıyla, hem hastanede, ameliyathane ortamında çalışan. Optisyenlik yine çok biraz ayrılan bir bölüm. Gözlük imalatında çalışan eğitimli ara eleman. Bunun dışında engelli bakımı ve rehabilitasyonu yine fizyoterapiyle bağlantılı ve DGS ile geçişi olan bir bölüm. Şimdi son dakikada şunu da sormak istiyorum. Ön lisansta hep mesleki ve çalışma hayatından bahsettik. Onlar da öğrencilik yaşayacaklar aslında. Tabii. Kampüsteki tüm olanaklardan onlar da faydalanabiliyor, tabii, tabii. Değil mi? Mutlaka, işte o yüzden kampüsleri gelip ziyaret etsinler diyorum tercih ederken. Çünkü nerede çay içecek onu görmesi lazım. Sosyal kulüplerde neler var? Ne yapıyorlar? Gelsinler, öğrencilerle koysunlar. Kulüp başkanları da şu dönemde okulda hala. Ve bu çocuklar orada gerçekten kendilerine, gelecekteki dünyalarına, çünkü üniversite denen müessese hem değer katan hem kültür veren bir müessese. Onun için çok kıymetli. İnsanın hayatının seyrini değiştiriyor. Ben o yüzden de mutlaka bu son düzlükte, yani son 34 saatin içerisinde bunu doğru bir şekilde değerlendirmelerini öneriyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden konuklarıma yardımcı doçent doktor Aylin Sözer Çapan, yardımcı doçent doktor Anıl Özgüç bizimle birlikteydi. Yarın yine aynı saatte karşınızda olmayı umut ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.